Kaldığımız yerden devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki: "Ve lekad ba'asna fi kulli ummetin rasula." Andolsun biz her bir ümmet arasında bir rasul gönderdik. Bir peygamber gönderdik. Ne demek üzere? En ibudullaha ve ictenibut tağut. Bu rasuller şöyle diyordu tek tek kendi ümmetlerine: Allah'a ibadet edin ve tağuttan da uzak dur. Dinin esası ve hulasası, özeti budur. Allah'a ibadet edilecek ve tağuttan uzak durulacak. Peki dinin özü, hulasası bu olduğuna göre bunları biraz iyi bilmek, iyi kavramak lazım. Allah'a ibadet tam anlamıyla tahakkuk ederse tağuttan da uzaklaşma otomatik olarak gerçekleşir. O halde Allah'a ibadeti evvela iyi anlamamız, iyi idrak etmemiz lazım. Allah'a ibadet etmek demek, Allah'ın indirmiş olduğu hükümleri, şeriatleri eksiksiz ve fazlasız olarak aynen teslimiyetle iman etmek, kabul etmek ve imkanlarının en ileri derecesinde onları uygulamaya çalışmak demek. Eğer Allah'ın indirdiği hükümleri aynen kabul ediyorsak, kabul ettiğimiz bu hükümlerin hakkın ta kendisi olduğuna inanıyorsak, hiçbir hususta bunlara aykırı ve bunlarla örtüşmeyen herhangi bir hükmün doğruluğunu asla hatırımızdan geçirmiyorsak, tek doğrunun, biricik hakkın Allah'ın hükümleri içerisinde yer aldığını, o hükümlerinin bunları, bu hakkı ihtiva ettiğini biliyor ve kabul ediyorsak, bildiğimiz ve kabul ettiğimiz, inandığımız bu hakkı da imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak hayatımızda ve bulunduğumuz konuma göre toplumumuzda emrimizin altındakilere veya sorumlulukları boynumuzda olanlara uygulamak ve uygulatmak için çalışıyorsak, o zaman biz Allah'a ibadet ediyoruz demektir. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kullukum mes'ulun, pardon, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Allahu Ekber. Ya o yüce Resul'ün ağzından hakikat o kadar güzel dökülmüş ki, binlerce salat ve selam ona. Hepiniz çobansınız. Ve her çoban güttüğünden sorumludur. Çobanın mesuliyeti ne? Güttüğü koyunlar için en uygun olan merayı seçmek, onları orada otlatmak, onları kışın soğuğundan, yazın sıcağından korumak, onlara gelebilecek tehlikelerin önüne geçmek, daha doğrusu tehlikeye hiçbir şekilde maruz bırakmamak, ihtiyaçlarını karşılamak, güvenliklerini sağlamak vesaire. Ne yapacak? Onları kollayacak. Çoban budur.
Peygamber aleyhissalatü vesselam da hepimizi çobana benzetiyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden, yani sorumlu olduğunuz kimselerden sorumlusunuz. El-İmamu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyetihi. Oradan başlıyor. En tepeden başlıyor. İmam, yani Müslüman ümmetin başındaki bir numaralı yönetici. Çobandır ve elinin altındaki sürüden mesuldür. Ondan sonra aileye geliyor. Erkek çobandır, elinin altındaki çoluktan, çocuktan, hanımı başta olmak üzere. Onların İslam'ı yaşamalarından, öğrenmelerinden, hayatlarını İslam'a göre düzenleyebilmeleri için onların önüne gerekli imkanları hazırlayıp sağlamaktan, yaşayışta evvela kendisinin onlara örnek olmaktan sorumludur. Oğlum namaz kıl demeden önce oğlu onun namaz kılmadığına şahit olmamalı. Oğlum yalan söyleme demezden önce oğlu veya kızı veya hanımı onun yalan söylediğini tespit etmemeli, görmemeli. Evvela söylediğini kendisi yaşamalı. Mesuliyetini yerine getirmenin birinci basamağı bu. Devam ediyor. Vel mer'atu ra'iyetun fi beyti zevciha ve hiye mes'uletun an ra'iyetiha. Kadın da kocasının evinde bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur. Tıpkı erkek gibi kendi namus ve iffetini, ailesinin saygınlığını, şeref ve haysiyetini korumakla işe başlar. Kocasının evinin, çoluğunun, çocuğunun malıyla, mülküyle, bunların muhafaza edilmesiyle, çocukların İslam terbiyesiyle yetişmesinden sorumludur. Tıpkı baba gibi. Baba, baba olarak neden mesulse, anne de anne olarak aynı şeylerden mesuldür. Hizmetçi, efendisinin evinde sorumludur, çobandır. Ve o da elinin altındakilerden sorumludur. Ondan sonra kısaca diyor, ele ve inne kullekum ra'i ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Sözün kısası diyor, hepiniz çobansınız velhasıl. Ve her çoban güttüğünden sorumludur. Mesuliyetten kurtuluş yok. Herkesin konumuna göre bir mesuliyeti vardır. Ve bütün konumlarda mesuliyet tektir. Kendi sorumluluk alanımız içerisinde Allah'ın dininin gereklerini yerine getirmek. Yani Allah'a ibadet etmek. İşte el-ubudullah budur. Ve başka? Ve citenibut tağut. Ve tağuttan uzak duracaksınız. Tağut kimdir? Nedir? Merhum İbn Cerir diyor ki öğrencilerine, gelin toplanın size şu kadar bin ciltlik bir Kur'an tefsiri yapacağım diyor. Öğrencileri diyorlar ki, üstadımız böyle bir şey yaparsan bu tefsiri okumak insanlara zor gelir. Sen bunu gel kısalt diyor. Kısaltıyor, 30 cilt oluyor. Her bir cildi Türkçe'ye çevirecek olsak asgari 700 sayfa olur. 700'ü 30'a çarpın, o kadar sayfa.
Ve bizi bize bütün olarak tefsiri ulaşan en eski imamlardan birisidir. Ama icma ile ümmetin birinci ve en büyük müfessirlerin başında yer alır. Diyor ki tağut haddini aşan, Allah'tan başka emir ve hükümlerine itaat olunan, dedikleri hak ve doğru kabul edilen, istekleri Allah'ın emrine, Resulünün sünnetine aykırı olarak yerine getirilen insan, put, taş, toprak, her ne olursa olsun hepsine tağut denilir. O halde tağutun ölçüsü, ayırt edici vasfı, Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı koyduğu hüküm ve emirlere itaat edilmesi ve onun o itaat makamına layık ve uygun görülmesidir. Böyle görülen kimselerden uzak durun diyor. Ne demek? Yani bu asırda bize uygulayacağız. Bu asırda mevcut olan ne kadar siyasi, sosyal, ahlaki, felsefi sistem, ideoloji, kurum, düzen varsa Allah'ın hüküm ve şeriatına aykırı, beşer yapısı hepsi tağuti hükümlerdendir ve hepsinden uzaktır. Ben bu kadar açık konuşabiliyorum. Yani daha açık ifadeler bulsam onları da söylerim. Bunun ötesi olmaz kardeşim. Bu budur. Din gayet açıktır. Gayet açık. Ayet-i kerime buyurun. Dört kelime. Ama bir hayat sistemidir bu. Bir davranıştır, bir duruştur. Bir mesajdır. En-i'budullah iki kelime. Ve-ctenibu't-tağut iki kelime. Dört kelime. Dört kelimelik bir hayat programı. Bir inanç programı, bir hayat programı. Hayatınızı özetleyin Müslüman olarak. Hayata bakışınızı özetleyin diyenlere bu dört kelimenin tercümesini söyleyin. Yeter. Biz Allah'a ibadet ederiz ve tağuttan uzak kalırız. İşte bizim tebliğimiz budur. Bizim davetimiz budur. Bizim manifestomuzun özeti budur. Bundan sonra her şey bunun şerhidir, açıklamasıdır, alt başlıklarıdır. Zekat da, oruç da, hac da, helal ve harama riayet de, faiz alıp vermemekte, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi reddedip, yalnız Allah'ın ve Resulünün hükümleriyle hükmetmekte, hatırımıza gelen ve gelmeyen, İslam'ın bütün ahkamı, emir ve yasak olsun, mübah ve serbest olsun, haram, helal, mekruh hepsi bunun şerhidir. Allah'a ibadet etmek ve tağuttan kaçınmanın açıklamasıdır. Bütün peygamberlerin davetinin özü budur. Çok müthiş bir ayet-i kerime onun için. Bir ayetin bir bölümü. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Andolsun biz her ümmetin arasında bir Resul gönderdik. Ne dedi bu Resuller? Ne demelerini emrettik? اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهِ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Allah'a ibadet edin ve tağuttan uzak dur. Özgürlükten bahsediyorlar. Allah'a ibadet etmeden özgürlük olmaz. Çünkü Allah'a ibadet olunmayan yerde tağuta ibadet vardır. Tağuta ibadet ediliyorsa insanlar ya kendileri gibi en iyi ihtimalle kendileri gibi insanların kölesidirler veya kendileri dışında
sıradan basit varlıkların değer verilmemesi veya o mertebeye çıkarılmaması gereken varlıkların kölesidirler. Çünkü kimin şeriatini, kısacası işin özü bu, kimin hukukunu, kimin inanç ve amel esaslarını ve hükümlerini kabul ediyorsanız siz onun kölesisiniz. Biz Allah'ın kölesiyiz. Allah'ın kuluyuz. Ona ibadet ediyoruz. İbadet kölelik demek. Kulluk etmek demek. Abd köle demek. Abd. İbad köleler. İbadallah diye hitap ettiği zaman bize hatipler, ey Allah'ın kulları, köleleri demek istiyorlar. Biz onun köleliğini kabul ederek özgürleşmiş kimseleriz. Ondan başka hiçbir kimsenin köleliğini kabul etmeyiz. Yani onun dışında hiç kimsenin bize emretmesine, yani onun emir ve hükümlerine aykırı verdiği emirlere razı olmayız, kabul etmeyiz. Elimizden gelse o emirleri tek tek ayağımızın altına çiğneriz, hak ettikleri yerlere def ederiz. Allah'a ibadet etmek ve tağuttan uzak durmak bu demektir. Günümüzde insanlar birbirlerinin esiridirler. Ve demokrasi öyle büyük bir kandırmacadır ki, insanlara diyor ki, ey insan, sen kendi kendinin efendisisin. Ya nerede? Amerika ne? Demokrat bir ülke değil mi? Bir gidiyor Demokrat Parti, bir geliyor Cumhuriyetçi Parti. Bunları kim götürüp getiriyor? Veya bunlar gidip geldikleri zaman kimin emrindedirler? Sermayenin emrindedir. Sermaye en çok kimin elindedir? Yahudinin elindedir. İşin vakası bu. Peygamber ne diyor peki? Yani doların kuludurlar. Peygamber ne diyor? Ta'ise abdüddinar. Ta'ise abdüddirham. Ta'ise abdül katife diyor. Dinar altın para demek. Dirhem gümüş para demek o zaman için. Katife de bildiğimiz kadife, güzel elbiseler, kalıplar, kıyafetler. Dünya varlığı. Kahrolsun dinarın kölesi. Kahrolsun dirhemin kölesi. Kahrolsun kadifenin kölesi. Günümüze tercüme edin. Kahrolsun euronun kölesi, kahrolsun doların kölesi, kahrolsun şunun kölesi, kahrolsun bunun kölesi. Peygamber bu asırda konuşsaydı bunların dinarı direni muhtemelen böyle diyecekti. Bunlara köle olan nasıl özgür olacak? Bunların üstüne basıp yükselemeyen nasıl yücelecek? Nasıl Allah'a kulluk edecek? Allah kendisine ortak kabul etmez. Paraya pula ibadet etmek dahi olsa. Ha, sevilen şeylerdir. Sevilen şeyleri hududu içerisinde seveceksin. Cenab-ı Allah diyor, züyine linnâsi hubbu şehavati minen nisai vel benine vel kanatiril mukaddara vel hayl musavvama ila ahiri. Mala, evlada, kadına, servete, bilmem neye, güzel atlara vesaire. Sevgi beslemek insanlara süslü gösterilmiştir. Bunları sevmek başkadır, ilahlaştırmak başkadır. Paran kadar konuş, paranın ilahlaştırıldığı bir cemiyetin sloganıdır. Ye kürküm ye, kadifeye köle olanların toplumudur. Bu budur. Ya peygamber ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Nice insanlar var ki diyor. Saçı başı karışık. Elbisesi darmadağın. Eski püskü. İnsanlarla konuşsa kimse dinlemez.
Bir kıza talip olsa kimse onu ona vermez. Fakat Allah nezdinde öyle değerli ki, ya Rabbi bu böyle olsun dediği zaman Allahü Teala böyle yapar. Buyurun. Değer burada nereyedir? Neye verilmiştir? Takvaya. Allah'a olan yakınlığa. Ah Müslümanlar böyle olabilse. Ya hepimiz de böyle. Diyoruz ki kardeşim filan yere bu elbiseyle bu kılıkla gitsem kimse bana itibar etmeyecek. Öyle tabii. Öyle. Vaka bu. Niye bu hale geldik? Niye bu hale geldik? Başkaları böyle de ben böyle değil miyim? Hepimiz maalesef böyleyiz. Niye? Az veya çok. Yani içinde yaşadığımız cemiyet bizi maalesef etkiliyor. Değerlerimizi etkiliyor. Onun için uzunca bir hadis-i şeriftir. 99 kişi öldürmüş, tövbe etmek istiyor. Soruyor yeryüzündeki en alim kişiyi, diyorlar ki filan kişi. Gidiyor soruyor ona, ben tövbe etmek istiyorum. Git işine diyor. 99 kişi öldürmüş, tövbe etmekten bahsediyor. Tepesi atıyor onu da öldürüyor. Ama tövbe etmekte samimi, vazgeçemiyor. Yine soruyor. Yeryüzünün en alim kişisi kim? Gidip ona soracağım diyor. Bu sefer bir kişi daha gösteriyorlar. O da 100 kişi öldürdüm diyor. Tövbe etmek istiyorum. Etsem kabul olur mu? Senin tövbeni kim engelleyebilir ki diyor. Seninle tövben arasına, Allah arasına kimse giremez diyor. Fakat diyor, senin geldiğin cemiyet kötü bir cemiyettir. O cemiyeti bırak, filan yerde salih insanlar var. Git onlarla beraber yaşa diyor. Hadisin geri kalan kısmını bilenleriniz biliyor. Burada bizi ilgilendiren taraf ne? Cemiyetin insanı olumlu veya olumsuz olarak etkilediğini Resulullah'ın zikrettiği bu hadis çok açık gösteriyor. Geldiğin kötü cemiyet seni 100 kişinin katili yaptı diyor. Sen o derecede kötü değilsin. Hiçbir insan bu derece kötü olamaz. Fakat imkanımız varsa iyi insanlarla daha çok beraber olalım. İyi insanlarla oturup kalkalım. Kötü insanların bizleri ve hayatımızı elimizden geldiği kadar meydan vermeyelim. Çevremizi olabildiği kadar güzelliklerle, güzel insanlarla dolduralım. Çünkü kişi kardeşinin dini üzeredir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple her biriniz kiminle kardeşlik, arkadaşlık edeceğine iyi baksın diyor. İyi dikkatle seçsin diyor seçeceğine. Onun için tevhid üzere yaşamanın, tağutu reddetmeyi sürdürebilmenin özellikle cemiyetimizde bugünkü şartlardaki ehemmiyeti açısından söylüyorum. Sağlayabilmenin en önemli teminatlarından birisi de senin gibi Allah'a ibadet etmek için isteyen, ibadet etmek isteyen, bunun için elinden gelen her bir şeyi ortaya koymaya çalışan ve tağuttan uzak durmaya çalışan kimselerle olabildiği kadar teşriki mesai yapmaktır. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir sahabiye nasihat ederken şöyle diyor. وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِي diyor. Yemeğini takvalı olan kimseden başka bir kimseye yedirme, yemesin. Ne demek? Biz çok sevdiğimiz, çok fazla mesai harcadığımız, değer verdiğimiz kimselere yemek yediririz. İslam'ın anlayışında bu, kapitalist anlayışında iş yemeğidir adı. İş yapacaksa sana yemek yedir. Öyledir. Ticaret dünyasında çoğunuz bilirsiniz.
İş yemeği diye özel bir yemek var. Nereye gidiyorsun? Ya filan kişiyle bir iş yemeğine gitmiştik. Ne demek? Bir iş bağlayacaktık. Yemek yedirdiğim zaman daha güzel bağlarız. Şey bu, psikolojisi bu. Doğrudur da etkili. Yani şey değil, batıda ilim paranın emrindedir. Paranın emrindedir. Bu psikolojidir. Psikolojik bir hadisedir. Yemek yedirdiğin zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bakın bu psikolojiyi böyle ortaya koyuyor. Senin yemek yedirecek kadar samimi olacağın kimseler, hadisin açılımı bu, o kadar samimiyet göstereceğin kimseler takva sahipleri arasından olsun diyor. Alışverişin de dolayısıyla onlarla olacak, arkadaşlığın da onlarla olacak, onlarla beraber o sana rahatlıkla arkasını dönebilecek, sen ona rahatlıkla arkanı dönüp birbirinize rahatlıkla güvenebileceksiniz. Birbirinize yemek yedirecek kadar birbirinize yakınsanız bu kişi takvalı olmalı diyor. 14 asır öncesinden önümüzü öyle aydınlatıyor ki Yüce Resul her konuda. Her konuda. Ömrümüzü, ömürlerimizi onu tanımaya versek yetmez. Aleyhissalatü vesselam. O yüce Resul'e, Cenab-ı Rabbül Alemin kendi zatına başlanmak üzere, layık olduğu kadar muhabbetle kalplerimizi doldursun. Amin. O çok sevilmeye layıktır. Çok yüce bir Resul'dür. Bize bu Kur'an'ı getirdi. Hayatıyla bize en güzel örnekleri verdi. Sözleriyle bize en güzel yolları gösterdi. Gerçekten binlerce salatü selam. Yemeğimizi yedirirken nasıl seçici olacağımızı dahi gösteriyor. Bu arzuyla hayatımıza yön vermek arzusuyla hadis okuyacağız. Hayatımızı onunkine benzetmek arzusuyla siretini okuyacağız. O kadar çok hadis biliyorum demek için değil. Kendi kendimize veya başkalarına bir ilim ki hayata geçirilmiyor veya geçirilmek için öğrenilmiyor, o sahibi için bir yüktür. Bir yüktür. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا اَلْعَذَ بِاللّٰهِ Kendilerine Tevrat yükletildiği halde onu taşımayanlar, kocaman kitaplar taşıyan eşeklere benzerler. Türkiye'de bu kadar hafız var, elhamdülillah diyoruz. İslam aleminde bu kadar hafız var, elhamdülillah diyoruz. Milyonlarla ifade edilir. Kur'an hafızının adı ne? Hadis-i şerifte, hameletül Kur'an. Merhum İmam Nevevi Riyazu Salihin sahibi, müellifi ve birçok eserin, bereketli eserin müellifi, bir kitabının adı ne? Ettibyan fi adabi hameletil Kur'an. Kur'an taşıyıcılarının riayet etmeleri gereken adaba dair güzel güzel açıklamalara ihtiva eden kitap manasına. Diyorum ki, ne olaydı ya Rabbi? Başta Kur'an hafızı kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın her yerinde. Bu Kur'an'ı hakkıyla taşısalar ne kadar güzel olurdu. Onlar yeteri kadar taşımıyor. Biz hafız olmamakla birlikte onlardan daha iyi taşımaya çalışacağız. Bu da bizim vazifemiz. Hafız olmayınca vazife olmuyor değil Bektaşi'nin dediği gibi. Erenler niye namaz kılmıyorsun diye sormuşlar. Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Ya ne buyuruyor, nerede buyuruyor? Ve la takrabus salate diyor. Ya arkası ne oku? Hafız değilim diyor. Namaza yaklaşmayın. Orada kalıyor. Arkası ne oku erenler? Ben hafız değilim, bu kadarı da bana yeter. Evet. Hayır. Hafızlar yaşasın, güzel. Hocalar yaşasın, güzel. Elbette güzel yaşasın tabii. Hacılar yaşasın. Bu da çok güzel. Bana gelince ben lay laylum. Olmaz öyle. Bu din ne hafızın dinidir,
ne hacının dinidir, ne hocanın dinidir. Müslümanım diyen herkesin dinidir. Resuller ümmetlerine söylemiştir, Allah'a ibadet edin ve tağuttan uzak durun diye. Ey ashab-ı kiram, gel ey Ebu Bekir, gel ey Ömer, gel ey Ali falan, gel ey Osman. Sizler benim yakınlarımsınız, can ciğer arkadaşlarımsınız. Biz sizinle beraber yaşayalım, öbürleri de istedikleri kadar arkamızdan gelsin, istemedikleri kadar gelmesinler mi dedi? Yok. Onlar da bunlar da güçlerinin son noktasına kadar dini yaşamak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu. Bir ama düşünün. Abdullah bin Ümmi Mektum radıyallahu anh ve başkaları. Geliyor ya Resulallah diyor. Allah'ın sana öğrettiklerinden bana öğret diyor. Göz ilim öğrenmek için en büyük araçtır. Fakat Allah-u Teala onu ondan mahrum etmiş. Ama buna rağmen vazgeçmiyor. Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret. Ya gözleri görenler ne yapsın? Ne yapacağız? Abdullah bin Ümmektum bu kadarla da kalmıyor. Ya Resulallah diyor. Gözleri görenler cihad ediyor, ben edemiyorum, ne yapacağım? Ve aynı Abdullah bin Ümmektum, hatırımda yanlış kalmadıysa bilmiyorum, bir doğru bilenler tasih etsin, bazı olaylar hatırımda net kalmıyor, biliyorum geçmiş zaman şeyleri. Yanılmıyorsam Kadisiye'de savaşa katılanlara Kur'an ayetleri okuyarak, onlara cenneti hatırlatarak kahramanlık duygularını şey diyor ve şehit oluyor. Ya. Gözlerim görmüyor, hele şöyle bir uzanayım demiyor. Yok öyle bir şey. İşte bu azim ve kararlılığı dolayısıyla peygamber kaç defa Medine'nin dışına çıktıysa defalarca onu kendisinin yerine Medine'ye vekil bırakmıştır. İşte o yüce Resul de öyle kadir şinastı. Değer bilen insan. O insanlar da ya bıraka bıraka gözleri görmeyen birisini mi yerine bıraktı demedi hiç kimse. Resulullah terbiye ediyor. Kıyamete kadar gelecek bütün nesilleri. Herkesin gücü ve kabiliyeti neyse, baştakiler o güç ve kabiliyetlerinden sonuna kadar istifade edecek kadar siyaset tecrübelisi olmalı. Siyasette becerikli olmalı. Peygamber aynı zamanda ifade yerindeyse bugünkü tabiriyle insan sarrafıydı. Onun için 18 yaşındaki Üsame radıyallahu anh'i Ebu Bekir ve Ömer'in bulunduğu orduya komutan tayin etmişti. Çünkü Üsame'nin ne kadar kabiliyetli olduğunu biliyordu. Ashab-ı kiram da 18 yaşındaki bir çocuk mu bize şey olacak demedi. Terbiyeye bakın kardeşim. Eğitim budur. Eğitim budur. Şimdi efendime söyleyeyim, bir üniversiteli çocuğa veya bir liseli çocuğa onun yaşıtı birisini öğretmen tayin edin faraza. Diyelim ki ehil olsun. Dinlemezler, delirtirler çocuğu. Veya cami cemaatine 15 yaşındaki bir çocuk kalksın vaaz etsin. Ya ne bu ya falan filan diye başlarlar. Kardeşim sen onun yaşına, başına, boyuna, posuna niye bakıyorsun? Onun söylediklerinin değerine bak. Ölçüyorsa, biçiyorsa, bir değer ifade ediyorsa onu kabul edeceksin. Şey bu. İşte insanlara oradan geliyoruz. Bu dört kelime gerçekten bizim hayatımızın düsturudur. Allah'a ibadet etmek ve tağuttan uzak durmak. Rabbim bu dört kelimeyle hakkıyla amel etmeyi nasip eylesin. Amin.
Büyük kelimeler. Birlikte bu dört kelimenin ihtiva ettiği anlam gerçekten büyük. Bütün hayatı kuşatacak kadar büyük. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهِ Onların bir kısmına, yani ümmetlerinin, Resullerin davet ettikleri davet ümmetinin bir kısmına Allah hidayet verdi. Onlar hidayete talip oldular. Allah da hidayeti onlardan esirgemedi. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةِ Ki onlardan bir kısmının üzerine de dalalet hak oldu. Az önce arada kardeşimiz sordu, işte birileri diyormuş ki Allah hakkı, doğruyu falan, iyiliği, hayrı yaratır da şerri nasıl yaratır ki? Yaratmaz manasında demek istiyorlar. Ya buyurun. Dalalet şerrin en büyüğüdür. İnsan için dalalet şerrin en büyüğüdür. Rabbim muhafaza buyursun. Gayril mağdubi aleyhim ve laddallin diyoruz Fatiha suresinde. Kendilerine gazap edilenlerin ve doğru yoldan sapıtan, dalalete düşenlerin yoluna değil, bizim ileteceğimiz, iletmeni istediğimiz yol bu değil. Hidayet yoludur. Niçin hak olduğu dalalet? Demek ki Allah batıl olarak, zulmederek kimseyi saptırmıyor. Bu ayet-i kerimenin itikadi bakımdan ehemmiyeti bu manada çok büyük. İslam tarihi boyunca Mu'tezile, Kaderiye vesaire bu ayeti ve benzerlerini doğru anlayamadıklarından sapıttılar maalesef. Günümüzde de kendilerine Kaderiye demeseler bile bu sorularla biz yeni karşılaşmıyoruz. Gariban Kaderiyelerin, Kaderiyecilerin bu şekilde akılları sıra düşünüyorlar gibi ya, kafalarını kullanıyorlar falan. Kafa yok ki kullanasın. Olmayan bir şey nasıl kullanılacak? Kafa, bu yüce kitabın, Kur'an-ı Kerim'in çizdiği boyutlarda, onun frekanslarına göre çalıştığı zaman kafadır. Değilse beladır. Maazallah. Her şeyimizle kitaba, Cenab-ı Allah'ın kitabına teslimiyet gerekir. Çünkü o bize doğruyu göstermiştir kitabında. Resuller de bu maksatla geldiler. Peki, kimilerinin üzerine dalalet hak oldu da ne oldu? Görün bakalım diyor. Fesiru fil ard fenduru keyfe kâne akibetul mukezzibîn. Aleyhazübillah. Dolaşın artık yeryüzünde ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Görmedim. Resimlerde, ansiklopedilerde hala duruyor mu bilmiyorum, bilmiyorum. İtalya'da Roma yakınlarında Pompei diye bir yer varmış. Vezüv Yanardağı'nın diplerinde. Sokak ortalarında kadın erkek cima ediyormuş. Patlayan volkan onları o halleriyle taşlaştırmış. Hala duruyormuş. Müze halinde. Evet, evet. Duruyormuş. Taşlaşmışlar tabii. Karbon temasıyla o sıcaktan sonra oldukları halde kalmışlar. Yalan diyenlerin akıbetleri nasıl olduğunu bir görün diyor. Ürdün'de şimdi Petra diye bilinen Salih, Medain Salih kavma, Medain Salih dediğimiz Salih Aleyhisselam kavminin şehri, Lut kavminin helak edildikleri yerler vesaire. Hala duruyor. Efesi mefesi, aa ne güzel antik tiyatrolar bilmem neler. Ay. Müslümanın bakacağı bakış açısı bu değil. Müslümanın bakacağı bakış açısı onların sahip oldukları kültürün ve inşa ettikleri medeniyetin İslam dışı cahili bir kültür, cahili bir medeniyet olduğunu bilmeleridir. Piramitleri gördüğümüz zaman eğer
Firavun'un o mazlum insanları veya Firavunların o mazlum insanları o piramitleri inşa etmek için uyguladığı zulmü hatırımıza getirmeden ne muhteşem şeylermiş diyecek olursak biz olayı anlamamışız demektir. Tarih ibret için bakılır, tarihe ibret için bakılır, ibret almak için okunur. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Fe'tebirû ya ulil ebsâr. Allahu Ekber. Ey basiret sahipleri. Yani şu kafalarındaki baş gözleriyle hadiseleri gören ve kalpleriyle bunu yorumlayabilen, doğru anlayabilen kimseler ibret alınız diyor. Basiret budur. Gözünün gördüğünü kalbindeki o müstesna güzel değerlerle ölçüp biçebildiğin zaman basiret sahibisin. İbret alın. Bu şekilde bir basiret sahibi olunduğu zaman görülen maddi eserlerden, kalıntılardan vesairelerden sonuç çıkartılır. Ne diyor Yunus Emre? Ger taş isen eriyesin. Gel göresin bu sinleri. Yani gelip şu taşları, mezar taşlarını görürsem, ateş bile olsan, taş bile olsan erirsin diyor. Bunlar bir vakit beyler idi, kapıcılar, korlar idi. Ondan sonraki üçüncü Musa'yı unuttum. Ondan sonra diyor, şimdi yanında yerler yatıyor. Kısacası o manada gel göresin isimleri. Bu mezarlarda yatanlar bir zamanlar beyydi hepsi. Kapıcıları vardı, şunları vardı, bunları vardı. Şimdi gör ne hale geldiler diyor. Geriye bir mezar taşı. Bir noktadan itibaren o da kalmayacak. O da kalmayacak. Fakat el-bâkiyat es-sâlihat diyor ayet-i kerime. Allah-u Ekber. Vel-bâkiyat es-sâlihat. Kalıcı olanlar salih amellerdir. Salih amellerinize bir şey olmaz. Onlar kalıcıdır. Geri kalan bu dünyada her şey fanidir. Biz de faniyiz. Biz de, ama yapıp ettiğimiz hayırlı salih ameller kalacak. Ahirette bizi, kabirden itibaren bizleri korumaya başlayacaklardır. Azap melekleri diyor, İşte baş tarafından yaklaşacak, imanı onu koruyacak, buradan yaklaşamazsın diyecek. Sağından yaklaşacak, namaz gelecek, oradan gel Kur'an gelecek, buradan oruç gelecek, buradan şey gelecek. Kendinizi bu şekilde salih amellerle koruma altına alacaksınız. İlahi azaba, kabirdeki Allah. İkaba karşı. Koruma altına böyle alın. Yok efendim söyleyeyim, korumak için içinin mumyalanması vesairesi falan, onlar hikaye. Onlar hikaye. Onlar ibret için bırakılırlar. Bir zamanlar bunlar Firavun idi. Mezarlar yaparlar, piramitler yaparlar, anıtlar yaparlar, anıt artı mezar yaparlar, bir yığın şeyler yaparlar. Nereye çıkar? Bellidir. Ebedi olarak kalınacak, kalacak olan şeyler vel bâkiyât es-sâlihât. Ebedi olarak kalacak olanlar salih amellerdir. Rabbim bu ebedi güzel kalıcı şeylerimizi çoğaltsın. Yalanlayanların akıbetlerinin nasıl olduğuna bir bakın diyor. Ondan sonra davetçilerin işi zordur. Resullerin işi zordu çünkü. Davetçiler de onların izinden İslam'a davet ederler. Davetçi uzun zaman davette bulunduğu halde hiçbir ciddi etkisinin olmadığını görebilir.
Bu Allah'a kalmış bir şeydir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah davetçinin moralini yüksek tutmasını, bozmamasını istiyor. Diyor ki ayetin devamında, اِنْ تَحْرِسْ عَلَى هُدَاهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ يُضِلْ. Eğer sen onların hidayet bulmaları için olabildiğince gayret göstersen, yorulsan, hırs ve tamah etsen, çaba ve gayret ne kadar koyarsan koy, kendini ne kadar yorarsan yor, şüphesiz Allah dalalete düşürdüğünü hidayete erdirmez. Niçin? Çünkü hakkat aleyhimud dalale diye geçti yukarıda. Sapıtılmaları, saptırılmaları, dalalette bırakılmaları onların üzerine bir haktır. Onu hak ettiler yani. Dalaleti hak etmişler. Allahü Teala zorla onları alıp hidayete iletmez. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Onların yardımcıları da, onlara yardım edecek herhangi bir kimseleri de yoktur. Kimse onlara yardımcı olamaz. Kimse onlara destek veremez. Evet. Ondan sonra bunların niçin dalalette oldukları ve niçin onların hidayete erdirilmeyeceklerinin sebepleri açıklanıyor. Bu da onların duruşları ve tutumlarıdır. 38. ayet-i kerimeye gelmiş olduk. İnşallah önümüzdeki ders buradan devam edeceğiz.